Burkina Faso benim 2002 işte üniversite son senemde 2003'e geçerken bizde de Senegal'de de bir kura seçimi olmuştu. Yani ya Gine Konakry'e gidecektik ya Burkina Faso'ya gelecektik. İki ekip, iki yeni mezunlar. Bizim kuramız Gine Konakry'e çıktı. Ama gönlümüzde hep Burkina Faso kaldı. 2003 yılında gelindim buraya. O zaman da biz takip ediyorduk, görüşüyorduk. İki ekiptik. Biz Gine Konakry'den onları takip ediyorduk. Buradaki arkadaşlar da sağ olsunlar, ilk gelenler. Evet. 2003'te eğitim öğretim yılına başladılar. O zamanlar 6-8 öğrenci vardı yoktu. Elhamdülillah aradan geçen 20 sene zarfında iki farklı şehirde, başkent Ouagadougou ve şu anda bulunduğumuz Bobo-Dioulasso şehirlerinde olmak üzere 5 tane okulumuz var. Maşallah. 1600'e yakın öğrencimiz var. Maşallah. Birçok yaptığımız aktivitelerimiz var eğitim haricinde. Çünkü eğitim sadece işin bir kısmı, öteki kısmı da diğer insanlara yani okulda ulaşamadığımız, erişemediğimiz, temas edemediğimiz insanlara ulaşma noktasında derneğimiz var. Bu Evet. dernekle de hem Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou ve çevresinde hem de Bobo-Dioulasso'da ve aradaki başka şehirlerde yaptığımız işte Ramazan'da paket yardım dağıtımı gibi, işte Kurban'da kurban kesme ve et dağıtımı yaptığı gibi, Noel'de kutlama, onlarla beraber bir hediyeleşme gibi ve en sonunda yeni başladığımız belki biz Bobo-Dioulasso olarak ama Ouagadougou'da devam ettiğimiz su kuyuları açma, ihtiyaca binaen insanlara ulaşmak gibi değişik projeler takip ediyoruz. Hastaneler, hapishaneler, orada yatan ve orada tedavi gören insanlara ulaşma. Bütün bunları projelendiriyoruz. Sizler gibi orada bulunan Timeted, Fransa gibi özellikle Emre Bey'le çok güzel bir şeyimiz var, ilişkimiz var. Zaten ikinci gündem oydu Emre Bey'le görüşmekti. Emre Bey'le de görüşmüştüm bu arada Ömer abi, parantez açayım. Evet. Yani O da bu güzellikleri burada ilişkin devam benim ettirmek abi. istiyorum. Kimlerle görüştüğünüzü tek tek takip ettim ben. Allah razı olsun. Evet. Dolayısıyla eğitim camiasında okullarımızla ve derneğimizle de diğer sosyal faaliyetlerle 20 yıldır Burkina Faso'dayız. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, Burkina Faso'lu arkadaşlarımızla ve diğer bölgelerden ve ülkelerden gelen kardeşlerimizle hizmetin güzelliklerini beraber paylaşıyoruz. Şu an Şu kaç anda arkadaş var abi orada? Bobo-Dioulasso'da biz Türkiye asıllı 3 arkadaşız ama farklı ülkelerden gelen başka şakitlerimiz var. Şu anda 8 kişiyiz okulda. Var. Bizim hatta bu arkadaşlarımız değişik ülkelere de bizler buralarda öğrendiğimiz, yaşadığımız şeyleri o ülkelere de götürebilir miyiz derdindeler. Yani şu anda bizim müessesemizin sebepler planında kapanmak zorunda kaldığı ülkelerde yerlere bile gidip oralara hicret edeyim. Buralarda da biz bir ev olsun, bir hane olsun, bir ışık olsun, canlı tutayım niyetiyle giden arkadaşlarımız da var. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Süreçle ilgili bir şeyi merak ettim. Sürecin etkilemediği ülkelerden biri galiba Burkina Faso. Şimdi az önce dediğim gibi süreç zaten etkiliyordu. Bazen zahmet rahmet olabiliyor. Yani tam böyle iş bitti, nihayete geldi, bu iş devam etmeyecek, kapanacağız herhalde. Bize baskılar, üstüne baskılar, Türkiye hükümetinin ve buradaki sefiresinin yaptığı baskılar neticesinde herhalde bu iş bitti dediğimiz anda darbe oldu burada. Asker geldi başa. Hop her şey sil baştan başladı. Bize hikmet oldu, Allah'ın bir hikmeti oldu. Yani istenmez belki bilmiyorum ama sonuçta tekrar böyle geldi. Sene başı başladı. Okulumuza başladık. Hizmetimize, işlerimize başladık. Hop, 30 Eylül'de bir daha darbe oldu. Güncelleme geldi darbeye. Çok Tekrar güzel ya. bakanlar değişti, sistem değişti, her şey değişti. Bir sene daha böyle, her sene böyle bir diken üstünde kalma gibi. Aman ne olacak? Bu sene de uğraşacaklar mı bizde? Bu sene de kapattıracaklar mı gibi. Süreç sürekli devam ediyor. Bizi zinde canlı tutuyor aslında. Benim hoşuma gidiyor. Bir nevi hani bir rivayet vardır ya, serçenin o bütün manevra kabiliyeti, bütün o hareketlerini güçlendiren şey atmacanın sürekli ona musallat olması gibi. Bize de atmacalar musallat oluyor. İnşallah bizim de uçuş kabiliyetlerimiz bu bağlamda genişliyordur, düzeliyordur. Ama süreç Birileri de komşu her gelen ülkelere yeni ekibi ikna etmek zorunda kalıyor herhalde. maalesef uğraşıyorlar. Yani onlar da vazifelerini yapıyorlar. Onlar da devlet memuru. Biz onların ne ülkemizi ne de memurların hiçbirini kötülemiyoruz. Bizim onlarla hiçbir garezimiz, derdimiz yok.
Onlar vazifeleri olan işte yapıyorlar. Kendi işlerinde samimilerse Allah onlara güç kuvvet verecek. Biz de yaptığımız işin peşinde koşuyoruz. Eğer biz de yaptığımız işte hakiki samimiyetle, ihlaslı yapıyorsak Allah bize güç kuvvet verecek. Yani sürekli risalelerde okuyoruz. Celaleddin Hazremişah geliyor, onun vezirası diyor ki, vezirlerden bir tanesi, efendim bugün galip geleceksiniz diyor. Haşa, bizim işimiz galip ya da mağlup gelmek değil, o Allah'ın işi. Biz sadece cenk etmekle mükellefiz. Bize düşen o. Biz de o kafadayız yani, şu anda o gayretteyiz. Bizim işimiz cenk etmek, olması gereken sefer yerde. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyorsunuz. Aynen, evet abi. Evet. Allah razı olsun, kalan arkadaşlar da şu anda bulunan, hem Bobo'da hem Vaga'da bulunan arkadaşlar da bunun bilincinde, yani kalmaya gönüllü rıza göstermiş. Sonuna kadar kalmayakla azmi cesmi kastetmiş arkadaşlarımız.